Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, köpekler havlar, kediler miyavlarken, kuşlar dayanamaz cik cik ötermiş. Arabalar düt düt giderken, trenler çuf çuf eder, hayali olan çocuklar uçarmış. Hayal gerçek paylaşalım, çınar ağacı ve kaplumbağa masalını anlatalım. Türkiye'nin tarihi eserleri ve doğasıyla bilinen muhteşem güzellikte Bursa adında bir kenti varmış. Tarihi çınar ağaçları Bursa'ya ayrı bir özellik katarmış. Bu çınar ağaçlarının yaşına rağmen en canlı, en sağlıklı ağacı Bursa'nın İnkaya köyünde bulunan İnkaya çınarıymış. Yüzyıllık arkadaşı kaplumbağa bir gün çınarın ziyaretine gelmiş. Bir de ne görsün, tarihi çınar hasta olmuş. O kadar hasta olmuş ki konuşmaya bile hali yokmuş. Kaplumbağa deneyimliymiş. Çınara yardımcı olabilirmiş. Ama hastalığını anlaması gerekiyormuş. Kaplumbağa karıncalardan yardım istemiş. Yaşlı bir karınca, "Koca kaplumbağa, biz yardım etmekten gurur duyarız. Ama kuşlar bizden daha çabuk yapmaz mı?" demiş. Kaplumbağa, "Kuşlar çabuk yapar. Ama sizin gibi sistemli çalışmadıklarından tüm ağacı kontrol edebilirler mi bilmiyorum." Gerçekten karınca sürüleri bir arada çalışmak ve iş bölümü yapmak konusunda harikalarmış. Bu sayede çınarın her noktasına ulaşabilmişler. Çınarın her yerinde minik kırmızı lekeler varmış. Çınarın hiç hali yokmuş. Yaz günü yaprak döküyormuş ve çok üşüyormuş. Kaplumbağa hemen kuşlara haber vermiş. Kuşlar kedilere, kediler köpeklere, köpekler sincaplara söylemiş. Derken tüm hayvanların durumdan haberi olmuş. Önce çınarın üstündeki ve gövdesindeki lekeleri temizlemeye çalışmışlar. Olmamış. Onlar temizlemeye çalıştıkça lekeler artıyormuş. Hayvanlar arasında büyük bir tartışma çıkmış. Herkes birbirini suçlamış. Köpekler, kediler yüzünden bu lekelerin olduğunu söylemiş. Kediler kuşlar yüzünden. Kuşlar karıncalar derken büyük kavgalar çıkmış. Hayvanlar birbirine küsmüş. Tüm hayvanlar doğruluğuna inandıkları yoldan çınar ağacına yardımcı olmaya çalışmış. Ama hiçbirinin bulduğu yol işe yaramamış. Kaplumbağa her hayvanla ayrı ayrı konuşuyor. Onları birlikte çalışmaya, ikna etmeye uğraşıyormuş. Ama onu dinlemiyorlarmış. İşler daha da kötüye gidip çınar ağacının dalları kırılmaya başlayınca hayvanlar çaresiz yeniden bir araya gelmiş. Birbirlerini suçlamadan konuşmuşlar. Herkesin fikri sabırla dinlenmiş. Birbirlerini anlamaya çalışmışlar. En küçükleri olan karıncaları dikkatle dinlediklerinde çözüm yolunu da bulmuşlar. Yuvalarını korumak ve arkadaşlarına yardım etmek için birlikte çalışmalı, yardımlaşmalılarmış. Kaplumbağa herkese görev vermiş. Çınar ağacının üşümesini ve dallarının kırılmasını engellemek için ağacın her yerini sarmışlar. Köpekler ve kediler de insanları yardıma çağırmışlar. Bu zor bir görevmiş. İnsanlar çok dalgın olabiliyormuş. Önce çocukları uyarmaya karar vermişler. Köpekler, arkadaş oldukları çocukları çekiştirerek ve havlayarak ağacın yanına götürmüşler. Kediler, insanların ayaklarının altında dolaşıp miyavlayarak yardıma çağırmışlar. Sonunda başarmışlar. İnsanlar ağacın hasta olduğunu fark etmiş. Ağacı iyileştirmek için çözüm aramışlar. Ziraat mühendisleri çağrılmış. Gerekli tedaviler uygulanmış. Kısa sürede iyileşmiş. Çınar ağacı tüm arkadaşlarına ve özellikle kaplumbağaya teşekkür etmiş. Sevgili arkadaşlarım, beni kurtardınız. Birlikte çalışarak ve gerektiği zaman yardım isteyerek tüm canlılara örnek oldunuz. Sizin arkadaşınız olmaktan gurur duyuyorum, demiş. Tüm hayvanlar ve insanlar İnkaya çınarının etrafında keyifle toplanmışlar. Çınarın 610. yaşını mutlulukla kutlamışlar. Masal da burada bitmiş.